Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Yozgat Sorgun ilçesinden yayın yapan Yozgat TV 2011 yılından beri sizlere yayın hayatında Yozgat TV olarak Sorgun'dan başlatmış olduğumuz bu aktif yayınımızda Yozgat TV olarak her akşam konuklar alıyoruz. Her akşam yeni yeni konuklar alıyoruz. Her gün 2-3 tane programla sizleri daha çok izleyici, daha çok konuklarımızı televizyonlarımıza konuk alıyoruz. Muhtarlarımızı konuk alıyoruz. Yine televizyonumuzun yeni sunucularıyla sizleri tanıştırıyoruz. Yozgat iline bağlı 13 tane ilçemiz ve Yozgat merkez dahil 14 tane ilçe ve her ilçeden yeni Yozgat TV temsilcilerimizi alıyoruz. Bugün yine Yozgat iline bağlı Sarıkaya ilçesine, evet Sarıkaya ilçesinden bir konuğumuz bugün. Tanıtım konuğumuz önümüzdeki günlerde de yine televizyonumuzun sunucusu olacak. Sarıkaya ilçesi ile Sorgun arasındaki köprümüzü bu konuğumuzla, bu sunucumuzla sizlere birleştireceğiz. Sarıkaya ilçesinin ne kadar çok gurbetçisi olduğunu biliyoruz. O insanlara da Sarıkaya ilçesinden bir sunucumuzla Yozgat TV'de, evet bugün konuğumuz Yakup Ergen. Yakup Ergen kimdir? Evet, ismim Yakup Ergen. Sarıkaya ilçesi Kemallı köyündenim. 25 yıldır Sarıkaya ilçesinde ikamet etmekteyim. Güneydoğu Gazisiyim kendim. 1995 yılında Hakkari'de yaralanarak gazi oldum. 3 tane çocuğum var. Programa başlarken şöyle söyleyeyim. Bugün kadınlarımızın günü. Başta şehit annelerimiz, şehit eşleri ve saygıdeğer gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi Sarıkaya'dan şimdi misafiriniz olarak geldik. Evet, bugün programımıza evet. Konuk oldu. Aynen öyle efendim. 23 yıllık esnafım aynı zamanda orada. Sarıkaya'da esnaflık yapmaktayım. Sarıkaya Şehit Aileleri Derneği Başkanıyım ben kendim. 15 yıldır dernek başkanlığı yapmaktayım. Sarıkaya'mızda 30 tane şehidimiz var. 23 tane de gazimiz var. Yani sosyal olarak topluma entegre etme çalışmalarında şehit ailelerimizin iyi gününde, kötü gününde her daim yanlarındayız. Gazilerimizin aynı şekilde her durumda yanlarındayız. Yani şöyle söyleyeyim, doğum gününden tut da, cenazesinden tut da her yerde Allah'ın izniyle yanlarındayız. Topluma kazandırmak namında. Şimdi şöyle söyleyeyim, projelerle, değişik projelerle şehit ailelerimizi şöyle söyleyeyim, şehitlik kurumunu, yani şehitlik kurumunu anlatacak olursak şey yapamıyoruz, şehidimizi unutturacak halimiz yok. Yani şehidimiz, bağrımıza taş basıyoruz ve onu bağrımıza taş basarak bekliyoruz. Ama ailelerini bir nebze yani ondan uzaklaştırmak, duygularına ortak olmak için biz de gayret sarf ediyoruz dernek olarak. Durumlar böyle diyelim. Evet, bir şiir. Bir şiir okumak istiyorum bu arada. Şimdi 13 tane şehidimiz vardı 2-3 gün önce. Allah'ım şehitlerimize rahmet etsin. Yani bu memlekette bayrağın dalgalanması için, ezanlarımızın dinmemesi için can veren, kan veren kahramanlara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'ım rahmet eylesin. Şehidim, peygamber karşılar seni orada.
Mekanın cenneti âlâ şehidim. Biz duacıyız sana burada, camiden okunur selâ şehidim. Üçümüz beşimiz kurban vatana, Yasinler okunur sana ve atana. Kefensiz al bayrak ile yatana, kaşı kara gözü ela şehidim, kimi baba, abi, kimisi dayı. Şehadetten aldı yiğitler payı, olmaz olsun 11 denen sayı, haine düşmana bela şehidim. Anan zahmetle seni beledi, bütün müminler şehadet diledi. Sevinemez Ermeninin veledi, nasip olmaz ki her kula şehidim. Vatan aşkı için şehit oldular. 13'ünden 15'inde solanlar, cennet diyerek cennete dolanlar, orası benzer mi bala şehidim? 11'e ve ateş düştü sanmayın. Sakın besmelesiz şehit anmayın. Buna sebep olan siz de olmayın. Peygamberim seni bula şehidim. Bak üstünde üniforman duruyor. Şehitlik nişanı seni koruyor. Ahirette halifeler soruyor, Osman'a kolunu dola şehidim. Bitlis'i benzer sen de ora Bedir'e, sahabeler sana ballar yedire. Ahirette Ömer'le otur sedire, Hattaboğlu sana güle şehidim. Kur'anlar okundu senin peşine, tüm dualarımız senle eşine. Ebu Bekir de yatırsın düşüne, arkandan dua eş sele şehidim. Uhud savaşını iyice düşün, 70 sahabe de oldu eşin, cenneti Esedullah oldu peşin. Hamza da gözünü sile şehidim, gör 85 milyon hepsi ağlıyor. Analar bacılar kara bağlıyor, feryatlar figanlar yürek dağılıyor. Kanın bayrağımda al al şehidim, komutanın kara haberi saldı. Al bayrak evinde yerine aldı, baban da çaresiz yığıldı kaldı. Peygamberim komşun ola şehidim, doğduğunda ezan giderken sela, hepiniz düşmana oldunuz bela. Kiminiz kara göz, kiminiz ela, cennette verdin sen mola şehidim. Günler, aylar, yıllar geçer, cennet ırmağında şehitler içer. Boynumuz büküldü de kaldık naçar, ihanet edenler sola şehidim. Nerede bir hain namussuz varsa, cehennemde de bulamasın arsa. Dahi almasa da araf da dursa, muhtaç olsun çaput çula şehidim. Sıla-ı rahimde süzülüp uçtun, Hasan'la Hüseyin'im gibi göçtün. Sanki melek oldun, kanadını açtın. Bura gurbet, orasıla şehidim. Yozgat yasta bunu bil şehidim diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte evet, kahramanlar bedel verir yurdu yaşatmak için diyor. Yakup Bey. Evet. Güler yüzlü bir simanız var. Allah razı olsun. Evet. Evet. Yani hep böyle güler yüzlü müsün? Hep böyle güler yüzlüyüz. Yoksa yaşadığın olaylar mı seni böyle güler ya. Yüzlü göstermeye alıştırdı? Şöyle söyleyeyim. Güler yüzlüyüz. 26 senedir her iki ayağımda protez ayak, mayına basarak. Şu an ayaklarım protez. İki ayağımda protez ayak. Orijinal ayak yok. Ayak yok. Nasip diyelim, biz hepimiz kadere biraz bir şeyler. O anı anlatabilir misin? Nasıl gazi oldun? Saat kaçtı? Neredeydin? Nasıl oldu? Bacakların koptu mu? Hastaneye gidince mi oldu? Biraz anlatır mısın? Şimdi başımdan olayı şöyle anlatayım. 25 Ekim 1995 yılında Hakkari ili İki Yaka Dağlar mevkiinde operasyonda helikopterle yapılan bir operasyonda intikal halindeyken bir gözümün önünde akşam saat 6:20 geçe gözümün önünde bir duman şey yaptı. Dedim roket yedik diyerek biz bekledik. Ayağa kalkmaya çalıştım.
Aklım kalkamıyorum ayağa. Ondan sonra yanımdakiler koşuşmaya başladılar. Baktım etrafım tüm kan olmuş. Çünkü sol ayağımın koptuğunu o anda gördüm ben. Şöyle söyleyeyim. Sol ayağımın koptuğunu gördüm. Neyse ondan sonra yanımdaki askerler ayaklarımı boğdular. Bezle bağladılar. Komutanım geldi başımıza. Ve bir şey söyleyeyim. Karanlığa aşamasıydı 6:20 geçe falan derken. Helikopter inemedi. Akşam saat 6:20 geçeden sabah 4'e kadar ayaklarımız kopmuş vaziyette dağda kaldık. Sene 1995. Şimdi akşam komutanı çağırdım artık. Komutanım dedim, insanın canı çekilir aşağıdan yukarı doğru. Sol ayağımın koptuğunu gördüm. Komutanım biz gidiyoruz dedim, bildiğiniz surelerden falan okuyun. Biz gidiyoruz dedim. Allah buraya kadarmış nasip. Allah hayırlısını versin dedik. Öyle bir şey başladı. Komutan da askerlere diyordu ki askeri uyutmayın, asker ölür diyordu. Uyudun mu gidiyor. Uyudun mu ölür diyordu. Akşam sabaha kadar beni konuşturdular. Sabah helikopter geldi saat 4'te. Artık nereye götürdüklerini, ne yaptıklarını da bilmiyorum ama ondan sonra işte Elazığ askeri hastaneye getirmişler bizi. 2-3 gün veya da 4 gün, kaç gün olduğunu orayı hatırlamıyorum tam. Uyandım ki sol ayağımın koptuğunu görmüştüm dağda. Sağ ayağımın da kemiklerini görüyordum botun üstünde. Sonra baktım ki sağ ayağımı da kesmişler. Yavrum niye kestiniz dedi. Orada bir feryat figan oldu. İşte bizim kaderimiz böyleymiş. Yani inançlı bir aileden geldiğimiz için kadere iman, amentinin şartlarına, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandık, iman getirdik. Dedik ki Allah'tan geldi bu, bizim kaderimiz de böyleymiş dedik. Memleket yolunda, bayrak yolunda bizim de kanımız olacakmış dedik. Öptük tepemize koyduk. Bugünümüze şükür elhamdülillah. Şimdi ondan sonra şöyle söyleyeyim bir de benim şey hikayem var aslında. Şöyle bir hikayem var. Askere gitmeden önce ben köyde birini severdim. Lale, yavuklum vardı. Yavuklum vardı. He. Bak şimdi. Askere gitmeden önce sevdiğim Alasmarlı Hakkın Halel beni bekle dediğim saygıdeğer eşim şu anda da öyle söyleyeyim. Eşim. O zaman dünür gönderdim ben. Askerden geldikten sonra bir geldi ki oğlan askerden geldi. Oğlan tüm gitti. Yarısı gitmiş geri geldi. Bacaklar yok. Bacaklar gitmiş geri geldi. Evet. Ulan bacaklar gidince dediler ki vermek bizim. Dediler kızı vermek. Bu evin açık nasıl geçindirecek dediler. Ha. Ondan sonra dünür falan saldık. Yok. Olmadı. Ondan sonra Allah'tan nasip etti. Kaçarak evlendik. Helal olsun. Kaçarak. Helal olsun. Eşim çok kıymetlidir. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun bin kere. 3 tane çocuğumuz oldu. Aslan gibi yavrular var. Hayat böyle. Kimin ne, nerede, ne getireceğinin hiçbir garantisi yok. Ben sağlamım. Ben yürürken başımıza ne geleceğinin garantisi yok. Askerde binlerce askerimiz var. Ayaklarına taş değmesin kurban olduğum Allah. Öyle diyeyim. Hepsi de birbirinden kıymetli. Çok da uzman çavuş arkadaşlar var görüştüklerimiz. Yani ne bileyim baş tacı hepsi de. Allah korusun onları. Durumlar böyle. Şimdi ayakta mücadele ediyoruz. Ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. 15 yıldır dernek başkanlığı var. Dışarıda bir tane de gazi arkadaşım benimle beraber geldi. Evet. Bu arkadaşı da çağırsak mı buraya? Vallahi bilmiyorum çağırsak mı. Yusuf Kaya diye bir arkadaşım var. O arkadaşı da o zaman buraya bir davet edelim. Aynen. Evet. Yusuf şöyle gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz Yakup Ergen
Evet, Yakup abimiz artık Yozgat TV'de haftada bir gün program yapacaksın. Lazım, evet, inşallah. Sarıkaya'dan konuklar alacağız. Evet, kimlere alalım? Programın ismi ne olsun Yakup abi? Programın ismi... Sarıkaya nasıl? Gündem nasıl, iyi mi? Sarıkaya'da gündem mi? En azından Sarıkaya ilçemizi şöyle alalım abi. Gel bakayım, sana. Gel bakayım, gel. Şimdi... Evet, seni şöyle alalım. Söyleyeyim. Ver kardeşim şunu. Evet, şimdi ben sana müsaade ediyorum. Şuraya otur, biraz sohbet et. Öyle konuşacağız. İki dakika. Birinci gel dakika, şöyle bir şimdilik seni alalım. Şimdi sen ayakta durduğun zaman ben orada yerin dibine batarım. Onun için Allah şöyle razı sizi baş başa bırakayım. İşin rast gelsin. Şimdi yanımda saygıdeğer yani memleket sevdalısı bir kahraman bir gazimiz var. Kim var? Yusuf Kaya kardeşim var. Sarıkaya'dan. İki tane kolunu memleketin birliği, bütünlüğü için vermiş. Ne bileyim yani. Kardeşim bir kendini kısaca tanıtacak olursan Yusuf kendini bir tanıt kardeşim. Ben Sarıkaya'nın Çortumeşme köyünde doğdum. Yaşamın belli bir dönemini İzmir'de geçirdim. İzmir'den askere gittim. İşte askerde gazi olduktan sonra tekrar memleketim Yozgat'a geldim, Sarıkaya'ya yerleştim. Sarıkaya'da yaşıyoruz yani şimdi. Evet. Yaklaşık 15 senedir falan tanışıyoruz. Biz biraz geç tanıştık. Evet, yani 10-15 senedir. Zaten 20 senedir falan. Evet, evet. Sarıkaya'da evet yaşıyoruz. Yusuf kardeşim, şöyle sorayım sana, kaderdaşım Yusuf, yani aynı kaderi paylaştığımız kahraman bir gazimiz. Olay nasıl olduydu? Şırnak'taydı. Siirt Pervari'deydi. Pervari. Siirt Pervari'de. Olayı bize bir anlatabilir misin güzel kardeşim? Tabii ki. Siirt Pervari'de yol emniyetindeydik. İşte çatışma çıktı. Çatışma çıktığında da ben M-göçüydüm. M-göçün ayaklarını açıp kendimi yere doğru attığımda, M-göçü bıraktığımda yerdeki tuzaklamaya denk geldim. Tuzaklama mı? Tuzaklama yapılmış. Tuzaklama işte o anda M-göç havaya uçtu. Ellerimiz koptu. Ellerin koptuğunu orada gördün mü? Ellerim koptuğunu şöyle görmedim. Ben kendimden geçtim. Kendime geldiğimde de sanki karnımdan yaralanmışım gibi geldi. Yani ellerim değil de karnımdan yaralanmışım gibi geldi. Benim ayaklar koptuğunda da benimki de aynı oldu. İşte böyle bir... İşte demek ki öyle oluyor. Bir şey geçirdik tabii ki orada, yani kan boşalıyor, şey yapılıyor. Hı hı. Yani biraz tabii ki... Hayatını neler etkiledi ondan sonra? Mesela askerdeyken kolları kaybettin, geldin. Ondan sonraki hayatında... Askerden önce sen kabartacı boyacıydın. Evet tabii ki yani. Kabartacı boyacıydın. Tabii. Eller gitti, meslek bitti. Meslek bitti, aynen öyle. Evet, ondan sonra hayatını nasıl yaptın kardeşim? Vallahi işte yani tabii ki öncelikle eller gittiğinden dolayı biraz içe kapanık kalıyorsun. İster istemez kendini yani eve kapatıyorsun. Evet. Sosyal hayat olarak bitiyor. Evet. Sağ olsun yani ben şimdi arkadaşlarım, yani İzmir'deki arkadaşlarım olsun, buradaki arkadaşlarım olsun, yani fazla içime kapattırmadılar yani işini açıyor yani hepsi bana yardımcı oldu. İşte yine tabii ki ister istemez içine kapanıyorsun yani sosyal yaşantın bitiyor yani fazla yani herkes gibi her tarafa gidemiyorsun, tek başına bir iş göremiyorsun. İster istemez yanında bir insan olması gerekiyor. Evet. Yani işte böyle yani. Şimdi Yusuf kardeşimin iki tane de birbirinden güzel yavruları var. Evet, iki tane evladım. İki tane çocuklar var maşallah. Aslan gibi bir oğlan var, göz açık. Evet. Yusuf'un inşallah elleri o olacak inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Yusuf kardeşim, Sarıkaya'da da işte son 15 yıldır tanışırız seninle. Evet. Hı-hı. İyimizle kötümüzle bir arada olmaya çalışıyoruz. Evet. İyi günümüzde, kötü günümüzde. Allah hayırlısını versin. Hı. Şimdi dernek olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yine beraber hareket etmeye çalışıyoruz.
ne diyeyim, başından geçen ilginç bir anı var mı mesela gazi olduktan sonra? Ya şunu anlatabilirim diyebileceğim bir şey var mı arkadaşım? Vallahi işte başkanım, yani ben şimdi dernek olarak biz bayağı sağ olun aktifiz yani. Hı-hı. Sizin sayenizde güzel yani şeylere falan, Çanakkale'ye falan gittik. Yani oradaki eğlence olsun, yani böyle birbirimize karşı şeyimiz olsun. Evet. Bayağı güzel geçti. Yani o günü ben ilk defa o kadar çok eğlendim. Çok güzel. Yani, bayramımız olabildiyse ne mutlu bize. Evet, yani bayağı güzel geçmişti başkanım. Sağ olun. İnşallah Çanakkale gezilerimizde şu pandeminin bitmesini bekliyoruz. Evet, tabii ki o biraz pandemi sıkıntı oldu. Pandemi bittikten sonra Allah nasip ederse Çanakkale'ye de gideceğiz. Yine Karadeniz'e de gideceğiz. İnşallah. Böyle projelerimiz var. Allah i̇nşallah, nasip eder inşallah. Evet, kahramanlar bedel verir yurdu yaşatmak için diyor şairimiz. Kimi kol verir, kimi ayak verir, bayrak olur. Ne bileyim, kadir kıymet bilen, şehidini gazisini bilen, kadir kıymet gösteren herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Allah razı olsun herkesten. Allah devletimize zeval vermesin. Amin, amin. İşte ve dışarıdaki hainlere fırsat vermesin. Amin, amin. Yani, ne bileyim, şu anda Güneydoğu'da sınırda mücadele eden kahraman yani bütün askerlerimizi Allah korusun. Allah kolaylık versin. Herkes ana kuzusu. Onlarla, dualarımız onlarla. Şöyle diyeyim. Sarıkaya'dan dönem dönem şehit ailelerini, gazilerimizi konuk almaya çalışacağız. Evet. Bu böyle bir fırsat verildi bize. Yozgat TV'de dendi ki böyle bir program yapılır mı? Yapılır tabii, niye olmasın? Memleketini, milletini seven ve memlekette bayrağın dalgalanması için, ezanların okunması için mücadele vermiş, bedel vermiş kahraman gazilerimiz ve şehit ailelerimiz var. Bunların hayat hikayelerini anlatırız. Ondan sonra Sarıkaya'dan bir kendini tanıtma vizyonu olan arkadaşlarımızı burada tanıtma fırsatı sunarız diye düşündük. Şimdi yanımızda gazimizle başladık biz bu işe hazır gelmişken kardeşim. Yusuf benim için çok kıymetli. Onu söyleyeyim. Şöyle kıymetli. Yusuf'ta bazı bende eksik olanları Yusuf'ta, Yusuf'ta eksik olanları bizde görünce. Evet. Şimdi Yusuf'un kolları yok, benim ayaklar yok. Diyorum ki Yusuf'un kolları yoksa ben olayım, benim ayaklar da Yusuf olsun, ikimizden bir şey çıksın diyorum. Ne yapayım kardeşim? Yapacak bir şey yok. Çok güler yüzlüsünüz. Hayat Allah, bizi evet. Bu hale getirdi. Onu söyleyeyim. Hayat bizi bu hale getirdi. Çünkü hayatla dalga geçmeye devam diye benim bir slogan var. Hayatla dalga geçmeye devam. Hayat çok ciddiye almaya gelmiyor. Kolunu götürüyor, bacağını götürüyor ama hayat durmuyor, devam ediyor. İyisiyle, kötüsüyle. Onun için bizler mücadeleci insanlarız. Sarıkaya'da mesela derneğimizin yaptığı faaliyetlerden bir kısmını anlatacak olursak, okullarda seminerler veriyorduk. Yarışmalar yapıyorduk. Şehitlik, gazilik, vatan sevgisi ve bayrak sevgisi konulu yarışmalar yapıyorduk. Ne bileyim yani, belgeseller çekmeye başlamıştık. Şehitlerimizin hayatları, gazilerimizin hayatları ile ilgili belgeseller çekiyorduk. Şu pandemi biraz bizi ara verdirdi. Pandemiden sonra bunları geliştirerek Allah nasip ederse tekrar başlayacağız. Programda da bazı zamanlar şehit ailelerimizi de alacağız buraya. Bazı zamanda normal Sarıkaya'dan konuklarımız da olacak. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar inşallah. Allah nasip ederse ileriki zamanlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet olun.